Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Elem tere enne Allahe enzele mines semai ma'en fetusbihul ardu muhdarra innallaha latifun habir. Görmedin mi? Allah gökten yağmur indirdi de bu sayede yeryüzü yeşil bir hale büründü. Gerçekten Allah çok lütufkardır. Her şeyden haberdardır. Şimdi bizim kıraata göre muhtarra kurye mahdaraten okunmuş. Ey zate hudrin. Mahdara denen maksat zate hudrin yani yeşillik sahibi. Yeşil sahibi yani yeşillik manasında. Ala mef'aletin mef'ale vezni üzere. Ke mekbeletin ve mesbe'atin. Bunlar da aynı şekilde. Yani mesbe'a yani yırtıcı hayvanların olduğu yer. Mesela mes'ede aslanların olduğu yer. Yani bu sarf kitaplarına geçiyor bu bab. فَاِنْ قُلْتَ هَلَّا قِيلَ فَاَسْبَحَتْ. Şimdi biz muzari okuruz. فَتُسْبِحُ الْاَرْضُ مُخْتَرَّةً. Diyor ki niye اَلَمْ تَرَ اَنَّا لَاَنْزَلَ فَاَسْبَحَتْ. Yani enzele münasip esbahat olsaydı niye öyle okulmadı? وَلِمَا سُرِفَ اِلَى لَفْزِ الْمُدَارِعِ. Yani için فَتُسْبِحُ oldu. Yani muzari lafzına sarf edildi. قُلْتُ لِنُكْتَةٍ ف۪يهِ. Diyor bu muzaride bir nükte vardır. وَهِيَ o nükte اِفَادَةُ بَقَاءِ اَسَرِ الْمَتَرِ زَمَنًا بَعْدَ زَمَنٍ. Diyor o matarın eserinin zaman zaman kalması yani belli aralıklarla kalmasını ifade etmesi için muzari geçmiş. Şimdi fiil-i muzari genelde fiil-i muzari istimrari teceddüdidir. Yani ara ara devam ediyor. Ara ara devam ediyor. Burada da aynı öyle. O yağmurun eseri ara ara ne olsun? Kalıcı kalsın ve bunu ifade etmesi için muzari getirilmiştir. Keme tekulu en ama aleyye fulanun ame keza. Falan kişi bana falan ayda ihsanda iyilikte bulundu. Fe eruhu ve eğdu şakiren lehu. Ben de ara ara ona şükretmek için yani teşekkür için ara ara ona gidip geliyorum. Ara ara gidip geliyorum yani. Yani bu gidip gelmem devam ediyor. Ve lev kulte feruhtu yani rahe yeruhu ruh. Ruhtu ve gadavtu gittim. Yani sabah gittim de akşam gittim. Lem yaka zalikel mevki'a. Yani tam yerinde olmaz yani diyor. Yerine oturmaz yani bu tabir. Çünkü gittim. O gitme o zaman mazi oldu mu bitti. Kesildi. Ondan sonra gitmedim. Halbuki maksat o bana iyilikte bulundu. Ben bu iyiliğe karşılık ona şükranda bulunmak için ara ara bu gidip gelmemi devam ettiriyorum yani. Kesmiyorum. فَاِنْ قُلْتَ فَمَا لَهُ رُفِعَ وَلَمْ يُنْسَبْ جَوَابًا لِلْاِسْتِفْهَامِ. Şimdi فَتُسْبِحُ yani أَلَمْ تَرَا اَنَّ اللّٰهَ اَنْزَلَ مِنَ السَّمِيمَا فَتُسْبِحُ. Niye فَتُسْبِحَ diyor gelmedi. Yani cevabın, istifhamın cevabında nasip olsun diyor. قُلْتُ لَوْ نُسِبَ لَاَعْتَى مَا هُوَ عَكْسُ الْغَرَدِ yani لَاَفَادَ مَا هُوَ عَكْسُ الْغَرَدِ. Maksadın tam tersini ifade verirdi. Yani ifade eden vermek ifade ederdi yani. Liyana ma'nahu isbatul ihtirar. Çünkü bizim manamız nedir? Allah gökten yağmur indirdi, gökte yeşerdi. Feyenkalibi bi nasbi. Biz nasb okusak, fetus bi okusak ila nefil ihtirari. O zaman sanki yeşermemiştir. Evet. Çünkü fetus bi okusak orada bir en mukadderdir. En de istikbal içindir. Yani ileride olacak. İleride olması da kesin değildir. Olabilir de olmayabilir de.
İşte o manada sanki kesinlik yok burada yani. Yani yeşermemiş manasında oluyor. Misaluhu en tekula li sahibike elem tara enni en'amtu aleyke feteş mesela feteş kuru feteş kure. Şimdi biz feteş kuru diyoruz. İn nesabtehu yani feteş kure dersen fe ente nafin li şükrihi yani sen onun şükrünü nefretmiş oluyorsun. Şakin tafritehu fihi yani tafrite o muhatabın fihi bu şükürde ifratını, yani taksirini, kusurunu ne yapıyorsun? Şikayet etmiş oluyorsun. Bu şakin, şekvadan geliyor. Şekten değil. Yani şek, şakun değil. O zaman yani şek ediyorsun, mana olmuyor. Yani şakin, yani şakiyundur aslı. Yani sen şikayet ediyorsun. Tefritahu, o şahsın tefrittini fihi o nimet, o şükürde. O şükürdeki o şükürdeki o nimete şükrünün kusurunu ne yapıyorsun efendim şikayet etmiş oluyorsun. Çünkü elem tere enni en'amtu aleyke feteşkure sana insanla bulunmadım ki şükredesin demek ki etmemiş. Sanki öyle bir şey oluyor. Hani bunun benzeri bir ayeti var. La yukda aleyhim feyemutu. La yukda aleyhim feyemutu. Onlara ölümle yani onların ölüm ile hükmedilmez edilmez ki ölsünler. Demek ki ölmüyorlar. Yani ölmüyorlar. Ayette öyle mana yapılıyor. Burada da öyle. Yani elem tere ennallah enzele mine semeven biz gökten yağmur indirmedik mi? Fetusbiha ta ki yeşersin. Fetusbihal erdu muhtaraten. Yeri yeşil olsun demek olmamış sanki. Ama ve in rafa'tehu fe ente musbitun lişükri. Evet. Demek ki sen onu... Yani sen şöyle olur. Elem tere enni en'amtu aleyke feteşkuru. Ben sana nimet ettim, sen de şükür ediyorsun. Ve hâza ve emsaluhu mimma yecibu en yergabelehu men. O men yergabenin failidir. Yani bu ve benzeri misaller, yani bu İrab ile alakalı, yani bu İrab'ın ince nükteleriyle alakalı misaller. Mimma yecibu en yergabelehu yani li ecli ma zekertu. Yani bu aradaki farktan dolayı yani bak. Raf okusak mana farklıdır. Nasb okusak farklıdır. Yani bundan dolayı ne yapsın? Rağbet etsin. Kim? Men. Öyle bir kişi ki itteseme bil ilmi. İlimle vasıflanmış. Yani ilim sahibi neye rağbet etsin? Fi ilmi arab. İrab ilmine rağbet etsin. Ve tevkidi ehlihi. Ve o İrab ilminin ehline de ne yapsın? Tazim etsin. Yani onlardan istifade etsin yani. İrab'ı öğrensin. Evet, bu konuda biz Muğni Lebib adlı kitabı okuyoruz. Tabii biraz ara verdik için tefsiri okuyoruz. İnşallah devam edeceğiz yakında. Mesela Muğni Lebib adlı eseri iyi okumak lazım. Yani kafidir bence. Muğni Lebib'i bir talebe güzel okudu mu? Muğni Lebib adlı eseri güzel okudu mu? Bir de İbn Malik'in Elfiyesini Şerhi İbn Yakil'le beraber okudu mu başka hiçbir kitap okumaya hiç gerek kalmaz. Kafidir, artar bile. Mesela biz Keşşaf Nesefi okuyoruz. Yani o kadar çok büyük bir nahv meseleleri geçmiyor. Yani ibareyi anlayacak kadar nahv ve sarftan tabi belagatten de biraz anlarsak inşallah ibare rahat bir şekilde çözülür yani. Çok da gözde büyütmemek lazım bu ilmi. Evet. Bu tabi ilimde en önemli hususların da lügat, lügata çok hakimiyet olmak lazım. Yani çünkü hep lügat, lügat manalarını bilmezsek mana da yapamaz, yanlış manaları yaparız. O yüzden iyi bir lügat hazinemiz olması lazım yani. Evet, kelimeleri ezberlememiz lazım. Özellikle Kur'an kelimelerini, hadise geçen kelimeler, tefsirde geçen kelimeleri iyi ezberlemek lazım. Latifun vasilun ilmuhu evfadluhu ila kulli şeyin. Evet. Allah'ın ilmi ve fadlı her şeye vasıldır. Bu küllü şey neden çıkıyor? Çünkü burada mef'ulü zikret, latifin mef'ulü zikretmemişse o zaman umumi ifade eder. Yani en ince derinliğine nüfuz eder Allah'ın ilmi. Habirun bi mesalihil halki ve menafi'ihim.
mahlukatın maslahatlarını, menfaatlerini onlardan haberdardı yani. Alam tara enna Allah sahhara lekum ma fil ardi vel fulke tecri fil bahri bi emrihi ve yumsiku s-samaa alal ardi ve yumsiku s-samaa en taqa'a alal ardi illa bi iznihi innallaha bin nasi leraufur rahim. Görmedin mi Allah yerdeki eşyayı ve emri, mesela yerdeki bütün şeyleri ve emri uyarınca, emri gereğince denize yüzen gemileri sizin hizmetinize vermiş diyor. Gökü de kendi izni olmadığı yer üzerine düşmekten korur. Çünkü Allah insanlara karşı çok şefkatli ve merhametlidir. Maal böyle kısaca. Elem tera ennallaha sakhar lekum ma fil ardi. Ma fil ardi minel behaimi, o ma fil ardi yani yerdeki yani hayvanlar müzelleleten li rukubi fil berri, evet. Karada binmek için yani sizin emrinize amade olunmuştur. Mesela develer gibi, diğer binek hayvanlar gibi. Ve minel merakibi cariyeten fil bahri, mesela denizde yüzen gemiler gibi. Ondan sonra ve gayri zalike min sairil müsahharat, diğer emrinize verilen şeyler. Ve kurye, bizim kıraata vel fulke, vel fulku okumuş bir raf'i alal ibtai'ye. O zaman mübtedadır. Vel fulku tecri fil bahri bi emri. En teka'a kerahete en teka'a. Tabi bazen لِأَلَّا تَقَعَ yani düşmemesi için küfürler nafiye takdir ediyorlar. Ama bazıları kerahete takdir ediyorlar. Burada bir hilaf var burada. اِلَّا بِمَشِئَتِهِ yani Allah'ın iradesi. Yani Allah'ın iradesi olmadan, yani Allah'ın meşiyeti, izni olmadan onlar düşmezler yani. اَحْيَاكُمْ yani بَعْدَ اَنْ كُنْتُمْ جَمَادًا تُرَبًا yani cansız bir toprak olduktan sonra Allah sizi diriltti yani. Ve nutfeten ve alakaten ve mudgaten, yani çeşitli evrelerden, yani nutfe, alaka, mudga. Lekefur, bu konuda Has suresinin başına bakılabilir yani, orada açıklama yapmıştık. Ya eyyuhennas in kuntum fi şek, ya eyyuhennas in kuntum fi raybi min al-ba'si fa inna khalaqnakum min turabin summa min nutfatin summa min alaqatin summa min mudghatin wa mukhallaqatin wa ghayr mukhallaqa ila akhiraya. Orada bakılabilir. Orada tefsirini yapmıştık. La kafur yani la jahudun lima afada alayhi min durubin ni'ami. Yani yüce Allah'ın üzerlerine akıttığı enva-i çeşit nimetlere karşı gerçekten bu insanoğlu var ya, çok nankördür yani. Çok nimetleri inkar eder. Evet. Efade aleyh yani akıtmak, dökmek, bol bol vermek yani. لِكُلِّ اُمَّتِنْ جَعَنَّا مَنْ سَكَنْ هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْاَمْرِ وَدْعُوا اِلَى رَبِّكَ اِنَّكَ لَعَلَى هُدًا مُسْتَقِيمٍ. Biz her ümmete uygulamakta oldukları bir ibadet tarzı gösterdik. Öyleyse onlar bu işte seninle çekişmesinler. Sen Rabbine davet et. Zira sen gerçekten dosdoğru bir yol üzerindesin. Bu fela yunazi'unneke huve nehyun li Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem ey la teltefit ila kavlihim. Onların sözüne aldırış etme, kulak asma. Ve la tumekkinhum min en yunazi'uke. Yani seninle mücadele, tartışmaya girmelerine imkan, fırsat verme. Ev huve zik nehyun ev huve zecrun lehum anit taarrudi li Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem taarrudda bil münazaati fiddin. İvam cuhalun hal hal ve cuhal, onlar cahil oldukları halde la ilme indahum, yani yanlarında bir ilim olmadıkları halde onlar din hususunda peygamberle mücadeleye girişmeye
girişmekten yani ne olsunlar? Men olsunlar yani zecr olsunlar manasında. Vahum küffar Huza'a. Bunlar da Huza'a kafirleri. Rüya enne Budeyle bine Verka ve Bişr ve Bişre bine Sufyan el Huza'iyeyn. Bunlar iki Huza'i yani Huza'a kabilesine mensup Budeyl ve Bişir ve gayrehuma ve bunun dışındakiler قالوا للمسلمين Müslümanlara şöyle dediler. Ma lekum ta'kuluna ma qataltum. Ya siz öldürdüğünüz şeyleri yiyorsunuz. Ve la ta'kuluna ma qatalahu Allah. Allah'ın öldürdüğünü niye yemiyorsunuz? Ya'nunel meytete. Yani meyteleri yani leşlerin için yemiyorsunuz. Kendi ölmüş hayvan Allah öldürmüş. Ondan sonra niye yemiyorsunuz? Onlar öyle diyorlardı. Yani bir tartışma girişmek istiyorlardı. وَقَالَ زَجَّاجُ هُوَ نَهْيٌ لَهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ Bu diyor Efendimiz'e bir nehidir. اَنْ مُنَازَعَتِهِمْ Onlarla böyle mücadele etmekten. كَمَا تَقُولُ Yani tartışmaktan. كَمَا تَقُولُ لَا يُدَارِبُنَّكَ فُلَانٌ Fulan seninle çarpışmasın. Ey, la tudarib yani sen onunla ne yapma, dövüşme manasında. وَهَذَا جَائِزٌ فِي الْفَعْلِ لَذِي لَا يَكُنْ اِلَّا بَيْنَ اِسْنَيْنِ Yani bu hani müfaala babından caizdir. Yani iki kişi arasında olan müfaala babında bu caizdir. Diğer bablarda bu caiz değildir yani. Evet. Ya sen şöyle demesin. La yedribunneke fulan ey la tedribhu böyle denilmez. Çünkü o zaman bu daraba tek kişi şeydir yani. Ama mudaraba oldu mu olur. Fil emri ey fi emri din din hususunda ve kile fi emri nesa iki yani bu hac ibadetleri hususunda ve kuri'e fela bize yunazi'un fela yunazi'unneke fela yenza'unneke yenza'unneke okumuşlar yani sülasi okumuşlar ey usbut fi dinike yani manası nedir yani dininde sebat et sebaten la yetme'une en yeczibuke liyuziluke anhu. Yani öyle bir sebat et ki seni ondan kaydırmak için bir ümit etmesinler yani. Seni yani senden ümidini kesinler yani. Seni böyle doğru yoldan çıkarmadan ümitlerini kesinler yani. Öyle bir sebat et ki o manada. Yani seni dinden çıkarmak için bir ümide kapılmasınlar yani. Öyle bir sabat et ki yani artık senden ümitlerini kessinler. Biz bu desinler ki ya biz Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem artık bu İslam dininden çıkaramayız yani. Böyle ümit var olmasınlar yani. İvel muradu ziyadetu tesbit yani tam daha bir sebat göstersin ziyade. Ziyadetu tesbit nebi sallallahu aleyhi ve sellem bima yuhayicu hamiyyetehu onun böyle hamiyetini ne yapsın böyle galayana getirsin ve yulhibu gadabahu lillahi ve lidinihi hem Allah ve dini için Efendimizin öfkesini alevlendirsin yani çok öfkelendirsin yani. Yani taviz vermesin dininden yani. Ve minu kavluhu ve la yasuddunneke an ayatillah ve la tekunnene minel müşrikin فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِلْكَافِرِينَ Burada zaten belli ki وَلَا يَسُدُّنَّكَنْ عَيَةِ اللّٰهِ Zaten seni Allah'ın ayetlerinden ne yapmasınlar? Çevirmesinler yani. وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ Müşriklerden olma. وَهَيْهَاتْ اَنْ تَرْتَعَ هِمَّةُ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهِ سَلَّمْ حَوْلَ ذَٰلِكَ الْحِمَى Bir Efendimizin himmetinin bu koru etrafında efendim faydalanması uzaktır yani. Yani Efendimiz zaten böyle şeylere tevessül edemez zaten. Yani ne demek? Allah'ın ayetlerinden zaten yüz çevirmez. Efendimiz müşriklerden kesinlikle olamaz. Hiçbir zaman kafirlere zahir yani yardımcı, destekçi olamaz yani. Zemahşari yani bu ayetleri getirerek yani işaret ediyor ki burada maksat devamdır yani. Ziyadetü tesbit linnebi sallallahu aleyhi ve sellem yani Efendimizin böyle Allah için gadabını ne yapsın? Böyle artırsın yani. Allah için öfkelensin yani.
وَلَاكِنَ وَارِدٌ عَلَى مَا قُلْتُ لَكَ مِنْ اِرَادَةِ تَهِيِّجْ وَالْاِلْحَبْ dediğimiz gibi. Maksat burada nedir? Yani bu ayetlerin vurudu. Efendimiz'i böyle ne yapsın? Hamiyetini şey yapsın, galeyene getirsin. Bir de onun öfkesini ne yapsın? Kabarsın yani. وَقَالَ زَجَّجْ هُوَ مِنْ نَازَعْتُهُ فَنَزَعْتُهُ اَنْزِعُهُ اَيْ غَلَبْتُهُ. Demek ki o galaba manasını alıyor. Ey la yaglibun neke fil münazaati. Yani sana, tartışmada sana galip gelmesinler. Öyle mi ne yapmış? Tabi Zeccac'ın tefsirine bakmak lazım. Allah-u Alem Zeccac'ın ifadesi böyle değildir. Tabi keşşaf sahibi ihtisar etmiş. Yoksa aynı ifade geçmiyor yani. Şöyle haşiyeler söylüyorlar. فَاِنْ قُلْتَ لِمَا جَاءَتْ نَزِيرَةُ هَذِي الْآيَةِ مَعْتُفَةً بِالْوَاوِ وَقَدْ نُزِعَتْ اَنْ هَذِي. Hani geçmişti biz hangi ayetti? وَلِكُلِّ اُمَّتِنْ جَعَنَ مَنْ سَكَنْ. Orada vavlu geldi. Burada لِكُلِّ اُمَّتِنْ جَعَنَ مَنْ سَكَنْ. Burada vavsız geldi. Şimdi onu diyor. Diyor, niçin orada vavlu geldi? Niye burada bu ayette, yani 34. ayette vavlu geldi? Bizim şimdi okuduğumuz zaten vavsız geldi. Yani bunun hikmeti ne ola? قُلْتُ لِأَنَّ تِلْكَ وَقَعَتْ مَعَ مَا يُدَانِيهَا وَيُنَاسِبُ مِنَ الْآيِ الْوَارِدَةِ فِي اَمْرِ النَّسَائِكِ diyor. O ayete geçen hani böyle كُلِّ اُمَّتِنْ جَعَنَا مَنْ سَكَنْ لِيَذْكُرُ اسْمَ اللّٰهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ مَجْرِ. Bu hac ibadetleri konusunda bu ayetin benzerleri üzerine benzerlerine beraber gelmiş diyor. لِأَنَّ تِلْكَ وَقَعَتْ مَعَ مَا يُدَانِيهَا يُقَارِبُهَا وَيُنَاسِبُ عَنِ مَعَنَا مِنَ الْآيِ الْوَارِدَةِ فِي اَمْرِ النَّسَائِكِ. Yani bu hac ibadetleri, kurban ibadetleri hususunda diğer ayetlerle beraber gelmiş. Bu da onlar üzerine atıftır. Aynı konu. Ama فَعُتِفَتْ عَلَى اَخَوَاتِهَا doğrudur. وَلِكُلِّ اُمَّتِ جَانَ diğer yani benzer yani bu aynı manayı ifade eden kardeş ayetlerine yani öyle diyelim atfedilmiş. Ve amma hazihi yani bizim bu ayet li kulli ummetin ja'ana mensaken hum nasikuhu fa waqi'atun ma'a aba'ida an ma'naha falam tajid ma'tafan. Evet. Diyor bunun manasının yani bu ayetin alakası olmayan ayetlerle beraber gelmiş. Mesela ondan önce elem ter enna sahalakum ma fil ardi vel fulke tecri. Bu likülmetin ca'anla men seken hiç alakası yok. Mesela ondan önce elem tere ennallâ enzele mine semâ min fâtis bin. Hani diyor hiç manasından uzak ayetlerle beraber gelmiş. Felem tecid yani bu ayet ma'tefen yani atf edilecek bir yer bulamamış yani. Burada ma'tef yani ismi mekan diyelim. Yani atf yeri yok yani. Atf yeri bulamamış. O yüzden atf edilmemiş manası yani. Evet. Demek ki ondan önceki ayet, vavla gelen ayet, birkaç ayet, yani 4-5 ya da 5-6 ayet, hac ibadetlerle ilgili yan yana gelmiş. O zaman atıf olabilir. Çünkü manalar yakın, manalar birbirine münasip. Ama burada birbirine münasip olmayan yani mana cihetinden, ayette yan yana geldiğinden dolayı bu ayet atfedilecek bir yer bulamamış yani. O yüzden bu vavsız gelmiş diyor. Kulasa bu kadar. Evet. وَاِنْ جَادَلُوكَ فَقُلِ اللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ. Orada duralım inşallah. Yarın devam ederiz. وَاَخِ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Tabi bu hac süresi bittikten sonra inşallah Mu'nil Lebib adlı eserimize devam edeceğiz. Zaten az kaldı. Allah alem. İki üç sayfa kaldı. Herhalde 2-3 güne kadar biter yani. 2 günde bitiririz. Ondan sonra Mu'nil Lebib adlı esere kaldığımız yerden hatta babında kalmıştık. İnşallah oradan devam ederiz ve ayrıyeten Nesefi tefsirinden de devam edeceğiz. Ara ara bir müminin bu hac süresinden sonra müminin süresini okuyacağız inşallah. Böylece gittiğimiz yere kadar gideriz. Ama Mun Lebib adlı eseri inşallah bitireceğiz. Yani bunda bir sıkıntımız yok. Allah'ın izniyle inşallah Teala onu da bitireceğiz. Diğer yarım kalan derslerimizde peyderpey bitireceğiz. Çünkü bazen vakit olmuyor. Çünkü bazen hakikaten öyle bazen işler insanın umduğu gibi gitmiyor. Bazen işte meşgaleler çıkıyor işte.
malum dünya işleri bazen böyle engel olabiliyor yani. O yüzden demişler ki ilmi küçükken öğreneceksiniz. Yani insan evlendikten sonra, iş hayatına atıldıktan sonra bir türlü kendini ilme veremiyor. İyi bir ilim tahsil etmek için yani insan külliyesini, yani kendini bütünüyle ilme yapması lazım. Hasretmesi gerekir. Özellikle ilim öğrenmek isteyen kardeşlerimiz varsa bir medrese gidecek, 10 sene sabredecek ve ilim tahsil edecek. İlmin yanında özellikle takvayı, edebi, ahlakı, bunları da tahsil edecek. Allah'ın kelamını öğrenecek. Yani şimdi biz sarf, nahiv, mantık, belagat, diğer istiare kitapları okuduk ama Allah'ın kelamını bilmesek, Peygamber Efendimiz'in sünnetini, hadisini bilmesek o ilmin bize bir faydası olmaz. Yani istediğimiz kadar Molla Cami'yi ezberleyelim, Molla Cami'yi ezberden bilelim, Muğni Levi'yi ezberden bilelim ama Allah'ın kelamından haberimiz olmasa, Efendimiz'in sünnetinden haberimiz olmasa bize bir fayda vermez yani. Onlar birer alettir. Bu tefsirleri, Allah'ın ayetlerini anlamaya yani bize bir yardımcıdır. Yoksa asıl gaye onlar değildir. Onlar bir ki bir alettir. Asıl ilim, Efendimiz demiş ki ilim üçtür. Ayetün muhkemetün, muhkem ayettir. Sünnetün, sünnettir. Bir de feraiz ilmidir. İlim bu üçüdür yani. Feraiz ilmidir. Şimdi feraiz ilmi bilmesen, mesela feraizle ilgili bir mesele gelse onu çözemezsen, ayetleri ezberlemesen, ondan sonra bilmesen, sünnetten haberin olmazsa olmaz yani. Bu ne kadar hoca da olsan yani o ilmin eksiktir, noksandır yani. İyi bir hoca olmak için en başta Kur'an-ı Kerim'i baştan sona ezberlemek lazım. Manasıyla beraber ezberlemek lazım, özümsemek lazım. Zaten eskiden sahabeler şöyle derdi. Bizim gözümüzde Bakara ve Ali İmran surelerini ezberleyen gözümüzde çok büyürdü yani. Yüce Rabbim himmetimizi artırsın. Bizlere faydalı ilim nasip etsin. İlmimizde en önemlisi yaşamayı nasip ve müyesser eylesin. Ve ahir da'vana enilhamdülillah rabbil alemin.